Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün After Effects programında klasörlerle nasıl çalışırız bunu göstereceğim. İzlemeye devam edin. After Effects'te klasörlerle çalışarak çalışmalarımızı daha efektif bir hale getirebiliriz. Kompozisyon oluşturuyorum. Bu şekilde 3840x2160 yani 4K çözünürlüğünde 30 frame yani 30 kare hızında 15 saniyelik arka planı siyah bir kompozisyon oluşturdum. Bu alana çift tıklıyorum ve buraya biraz fotoğraf aktaracağım. Şu şekilde fotoğraf aktardım bir sürü. Bunu sürükleyip buraya alırsam kompozisyonumun içine de almış olurum. Burada bir tane var gibi gözükür. Çünkü en üstteki en üstte olduğu için gözünü kapattığımız zaman alttakiler de gözükür. Bizim burayla bir işimiz yok. Buradan siliyorum. Tamamen burayla. Burayı da şu şekilde büyütebiliriz. Şu şekilde büyüttüm. Burada klasör oluşturmak için buradayken sağ tıklıyorum. New Folder diyorum. Buradan arabalar yazdım. Klasörümün ismini. Burada gördüğünüz gibi alfabetik sıraya göre oluşur. Yani klasörler ve diğer materyaller karışık gösterilir. Uçaklar yazıyorum. Ve bir tane de bisikletler yazıyorum. Traktör yazıyorum. Oluşturdum. Şimdi bu klasörlerin bu şekilde ok işaretine bastığınız zaman hiçbir şey gözükmüyor. Çünkü içleri boş. Şimdi bunları dolduralım. Rastgele bu şekilde bisikletlerin üzerine getirdim, sürükledim, bıraktım. Geldi gördünüz. Kapatıyorum okunu. Şu şekilde sürükledim. Fakat burada yüzlerce olduğu için böyle tek tek yapmamız biraz zaman alabilir. Dolayısıyla CTRL tuşuna basılı tutarak bu şekilde karışık seçmeleri yapıp daha sonra tutup traktörün içine bu şekilde sürükleyebiliriz. Veya hepsini sürükleyeceksek, örneğin şu 5'ini de sürükleyeceksek bir tanesine tıklıyorum. En alta geldim. Shift tuşuna basılı tutarak en alttakine tıkladığım zaman o aradaki hepsini seçer. Bunu da arabaların içine attım. Ok işaretini kapatıyorum. Şu anda hangisi boş? Buna attık. Uçaklar boş. Uçakları atıyorum. Bunlar dolu zaten. Bunları da rastgele attım. Şu anda hepsi klasörlerin içinde gördüğünüz gibi. Dolayısıyla düzenli çalışmış oluyorum ve kafa karışıklığı olmuyor. Bu kompozisyonumuz, bunlar klasörler. Peki alt klasörler nasıl oluşturacağız? Örneğin uçaklar arabaların içinde olmasını istiyorum. Veya buraya bir tane daha açalım. New folder dedim. Çizimler yazdım. Bu benim ana klasörüm olsun. Bunları bunun içine atacağım. Aynı şekilde sürükle bırak yöntemiyle bu şekilde attık. Şu anda daha derli toplu oldu. Çizimlerin içine giriyorum. Arabalara tıklıyorum. Arabaları görüyorum. Bisikletlere tıklıyorum. Traktörlere tıklıyorum. Uçaklar vesaire bu şekilde görebiliriz. Traktörü de arabaların içine atmak için şu şekilde yapıyorum. Arabaların içinde traktörler. Aynı klasör sistemi gibi. Klasör içinde klasörler oluşturduk. Bunu açtım. Şunları kapatıyorum. Şu şekilde klasör altında klasörler gözüksün. Klasörün rengini değiştirmek için buradaki kareye bir kez tıklıyoruz. Red yaptım. Kırmızı oldu. Blue yaptım. Mavi oldu. Orange yaptım. Turuncu oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde renklerini de değiştirebilirsiniz. Örneğin çizimlerin hepsini sarı yapın. Yazıların hepsini daha değişik bir renk vesaire yapın. Edit Label Colors'a gelerek buradan özel renk de seçebilirsiniz. Veya projenizden bir renk de alabilirsiniz bu şekilde. Veya buraya tıklayıp istediğiniz rengi de bu şekilde koyabilirsiniz. Okey dedim. O renk geldi gördüğünüz gibi. Tekrar sağ tıklayıp Edit Label dediğimiz zaman buradaki label'ların rengini de değiştirebilirsiniz. Import edebilirsiniz. Aynı şekilde dışarıdan içeriye bir renk aktarabilirsiniz. Veya buraya renk kodunu yazarak o şekilde renklendirmeler de yapabilirsiniz. Buradaki red, yellow vesaire seçeneklerinin renklerini de buradan kendinize göre değiştirip isimlendirmelerini de yapabilirsiniz. Örneğin burada green yazıyor. Bunu green değil, yeşil yapıyorum. Okey dedim. Sarı olana tıkladım. Yeşile bastım. Yeşil oldu gördüğünüz. Yeşile basınca sarı gelmesini istiyorsanız buradaki yeşili alırsınız. Sarıya çekersiniz. Yeşil yazar ama sarı gelir. Deneyelim. Turuncuya tıkladım. Yeşile bastım. İsmini değiştirmek için örneğin her şeyi yaptınız, düzenlediniz. Fakat isimde bir yanlışlık var ve düzeltmek istiyorsunuz. Biraz takıntılısınız diyelim. Sağ tıklıyoruz. Rename diyoruz ve buradan ismini değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde üzerine bir kez tıkladıktan sonra Enter tuşuna basarsak yine isimlendirme ekranı gelecektir. Bu şekilde ismini değiştirebilirsiniz. Klasörleriyle çalışmak gerçekten size avantaj sağlar. Bu şekilde çalışmalarınızı daha efektif bir hale getirebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.